Sevgili sektaşlarım, merhaba, Dilek Işık ben. Çok kısa bir süre bir çalışma yaptık sizinle ama güzel bir gönül birliği kurduğumuzu düşünüyorum. İnternetteki paylaşımlar, pandemi sürecindeki paylaşımlarla da bunu perçinlik ettiler. Bizler ve benim birçok arkadaşımız bu süreçte işini kaybetti, işsiz kaldı ya da işine ara vermek zorunda kaldı. Benim sektörüm, eğlence sektörü. Ama şu anda yaptığım şey nedir? Biraz umut olsun diye söz etmek istiyorum. Kozmetik ürünleri bir firmanın direktörü olduğum için stand yaptık. Kışın kendi tüketimimiz için hazırladığımız turşular, konserveler, reçeller, marmelatlar, kurular vesaire. Hatta köyümüzden ekmek geldi. Bunlardan bir tezgah yaptık. Ayrıca çok şanslıyız biz. Türk kültürüne ait bir takım öğelerimiz var ya, annelerimizden, nenelerimizden öğrendiğimiz. El işi yeteneklerimizi kullanarak diktiğimiz, ördüğümüz, doğada atık malzemelerden bir araya getirerek yaptığımız bir sürü ürünü de burada dostlarımızla paylaşıyoruz. Şimdi burada ticaretten daha önemli bir şey var. Evet, ticaret bizi mutlu ediyor. Uzun zamandır görmediğimiz ya da çok sık görmeye alıştığımız dostlarımız, bazen hiç ummadığımız insanlar şu kapıdan ürünü seyrederek içeri geliyorlar ve bize bir umut oluyorlar. Ne umudu? Hala varız, hala birlikteyiz. Yarınlarla ilgili umudumuz var. Bir gün her şeyin yoluna girdiği zaman yine kucaklaşacağız, sarılacağız, çok güzel anlarla konuşacağız. Demem o ki biz dayanışmayı bilen ve seven bir kültürün içinde özel bir ürünüz. Bu da bizim paylaşım ruhumuzun her zaman gelişeceğini, büyüyeceğini ve var olduğunu gösteriyor. Umutla doluyorum. Sizlerin de içinizde, aranızda mutlaka umudunu yitirmeye yaklaşmış, ne yapsam acaba diye düşünen bir sürü kadın erkek dostumuz olduğunu biliyorum. Sonuç itibariyle biz biliyoruz, üretim yapmayı biliyoruz toplum olarak. Sadece bunu belki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmakta sorun yaşıyor olabiliriz. Bu konuda da birbirimize destek olacağımız, reklamını yapacağımız dostlarımız mutlaka vardır. Gelin her zamanki gibi bir olmaya devam edelim. Elimden ne geliyorsa. Çünkü dostlarımın elinden ne geliyorsa benimle oldular. Bu süreci gerçekten yüzümü gülerek atlatıyorum. Durumumdaki herkese de aynısını biliyorum.